Neden insanlar bir vampir, kurt adam veya da meleğe dönüşebileceklerini düşünüyorlar? Neden böyle bir düşünceye sahipler? Çocuklar bu inanca nasıl sahip oluyorlar? İşte bu videoda bunları anlatıyoruz. Ergenlik çağındaki bireylerin farklı olma güdüsü güttüğünü biliyoruz. Yani bu çağın getirdiği bir takım şeyler vardır ve bunların başında farklı olma güdüsü gelir. İşte saçını değiştirmeye başlar, saç şeklini değiştirir, giymiş olduğu kıyafetlerde değişiklik yapabilir. İşte hanım kızlarımız makyaj yapabilirler, oje sürebilirler, şunu yapabilirler, bunu yapabilirler. Konuşma şekilleri değişebilir, hitap şekilleri değişebilir. Çünkü bu yaşta farklı olma güdüsüyle beraber düşünceleri ve karakterleri şekillenmeye başlar ve oturmaya başlar. Bu yaş önemli bir yaştır. Şimdi bu yaşta yaklaşık işte bir örnek vermemiz gerekirse 9 ila 20 yaş arası bir dönemden bahsediyorum. Bu dönemde bireyler televizyon izliyorlar, işte çizgi film izliyorlar, filmler seyrediyorlar ve bu çizgi filmlerde görmüş oldukları olayları kendilerine rol model alabiliyorlar. Bu bir çeşit hastalık falan değildir. Bu herhangi bir psikolojik rahatsızlık da değildir. Bu o çağın getirmiş olduğu bir durumdur. Çünkü çocuklar rol model alarak büyürler. Bunun bir psikolojik rahatsızlığa, hastalığa dönüşmemesi için bu rol modelinin yalnızca düşünce olarak kalması gerekir. Yani mesela çocuk izlediği çizgi filmde mesela Bugs Bunny'yi sevebilir. Ya Bugs Bunny'nin düşmanını sevmeyebilir. Yani Bugs Bunny'yi tutabilir, ona bir hayranlık duyabilir. Bugs Bunny'nin düşmanlarını sevmeyebilir. İşte bu bir rol model almaktır. Bu sevmektir, hayran olmaktır. Çocuk bunları yapabilir. Bunun herhangi bir şekilde sağlıksız tarafı yoktur. İzlemiş olduğumuz filmlere baktığımız zaman işte filmlerde vampirler geçiyor, kurt adamlar geçiyor. Bunların özelliklerine baktığımız zaman işte insanüstü bir özellikleri olduğunu görüyoruz. İşte insandan daha güçlüler, daha hızlı koşuyorlar, kan içiyorlar, uzun süre yaşıyorlar. Böyle özellikleri olduğunu görüyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken husus, bir şeyi benimsememiz için, bir şeyi sevmemiz için, kendimizi onun yerine koyabilmemiz için o olayın, o kahramanın insana benzemesi lazım. Yani bir filmde normal bir ağaç gördüğümüz zaman bu bizde herhangi bir duygu uyandırmaz. Fakat konuşan ağaç, yürüyen ağaç gördüğümüz zaman, o ağaçta bir takım insani özellikler gördüğümüz zaman o ağaç bizde bir duyguyu harekete geçirir ve kendimizi o ağacın yerine koyarız. Buna kahramanla özdeşleşme denir ve sinema sektörü beyaz perde eğer bunu kullanmazsa, insana ait olan özellikleri filmlerdeki kahramanlara yüklemezse o film gişe yapmaz ve izlenmez. Çünkü insan yalnızca kendine benzeyeni seçer. Kişi filmlerde görüyor, kurt adamı, vampiri görüyor ve çocuk, ergenlik yaştaki çocuk onlara özeniyor. Bir rol model alma durumu oluyor. İşte neden ben de vampir gibi uzun ömürlü yaşamıyorum veya da ben neden vampir gibi hızlı koşmuyorum? Neden ben de böyle değilim diye sorgulamaya çalışıyor. Farklı olma güdüsüyle beraber vampir gibi, kurt adam gibi olmak istiyor. Ve bu düşüncesini internette orada burada araştırabiliyor, arkadaşlarıyla paylaşabiliyor. Bunlar normal. Fakat internette biraz araştırma yaptığı zaman kendi gibi düşünen insanlarla karşılaşabiliyor. Aynı düşünceyi paylaşan insanlarla karşılaştığı zaman kendi düşüncesini bir kaynakmış gibi kabul ediyor ve bundan sonra bu düşünce bir inanca dönüşüyor. Nasıl vampir veya da nasıl kurt adam olurum düşüncesi. İşte burada işler birazcık tehlikeye giriyor. Çünkü birey bunun düşüncesini bir kaynak oturttu, farklı insanlarla aynı düşündüğünü gördü. Bu onun düşüncesine bir kaynak oldu ve bu kaynakla beraber işte şimdi çok tehlikeli sorunlar başlıyor. İnternette tanıştığı insanlar, şimdi birey dönüşmek istiyor, vampir olmak istiyor, kurt adam olmak istiyor, işte hızlı koşmak istiyor. Yani arkadaşlarından ve çevresinden farklı olmak istiyor. Toplum tarafından tanınmak istiyor, takdir edilmek
görmek istiyor. Böyle görüşleri var. Böyle düşünceleri var ve bu düşünceleriyle beraber büyük bir tehlikenin içerisine girmiş bulunuyor şu bağlamda. Kötü insanlarla tanışabiliyor. Bazı insanlar işte ona diyor ki vampir olmak istiyorsan kan içeceksin. Kurt adam olmak istiyorsan arkadaşına yumruk atacaksın. Şunun saçını keseceksin. Bunun saçını çekeceksin. Elini keseceksin. Bileğini keseceksin. 3-5 damla kan akıtacaksın. O kanı içeceksin gibi çocuklara kan içme ayinlerinde, kan içme eylemlerinde, satanizm eylemlerinde bulunduruyorlar. Kan içmek 4 büyük kutsal kitapta da yasaklanmış bir eylemdir ve kan içmek ne amaçla yapılırsa yapılsın satanizmin bir koludur. Çocuklar, bu Müslüman çocuklar farkında olmadan satanizm ayinlerinin içinde kendilerini buluyorlar ve hiçbir şekilde farkında bile değiller. Karakterlerini doğru bilgilerle yapılandırmaya ihtiyaçları oldukları bu yaşlarda, bu çağlarda vampir olma gibi, kurt adam olma gibi inanca kapılıyorlar ve bunun için çok büyük şeyler yapıyorlar. Ailelerine zarar verebiliyorlar. O WhatsApp'ta, Facebook'ta, Instagram'da işte şöyle yaparsan dönüşürsün, şöyle yaparsan seni dönüştüreceğim diyen insanların sözlerine inanıyorlar. Onların laflarına kanıyorlar ve ailelerine zarar verebiliyorlar. Arkadaşlarıyla ters düşebiliyorlar. Kendilerine zarar verebiliyorlar. Ve bunun önüne geçmek gerekiyor. Karanlık klanlar adı altındaki bireyler çocukları suça teşvik ediyor. O vampir, onu öldüreceksin diyor. Şu yaşlı kadın kurt adam, sen vampirsin, onu öldüreceksin diyor. Ve gerçekten bir başka bireye zarar veren çocuklar var. Değerli arkadaşım, eğer internette tanıştığın, görüştüğün, konuştuğun veya da yakın çevrende yaşı kemale ermiş insanların veya da çocukların sana yön veren, seni suça teşvik eden, şiddete teşvik eden insanları hemen en yakın polis karakoluna o konuşmaların kayıtlarıyla beraber gidiyorsun. Eğer bunu yapmıyorsan, internetten siber suçlarla mücadele yazıyorsun, ilk çıkan emniyet sayfasına tıklıyorsun ve oraya ihbar oluşturuyorsun. Eğer bunu da yapmayacaksan BİMER'e şikayetini yazıyorsun, böyle böyle bir olayın içinde olduğunu söylüyorsun ve fotoğrafları, ekran görüntülerini oraya yüklüyorsun ve bu kişiyi takip alıyorlar. Tabii kişinin telefon numarasını da paylaşıyorsun. Unutma arkadaşım, sen büyük bir tehlike, büyük bir tehditin içindesin. Kendini kurtar, geleceğine zarar verme. Kendini ve karakterini yapılandırmaya muhtaç olduğun bu yaşlarda, bu çağlarda böyle yalan yanlış inançların arkasına kendini kaptırırsan ileride çok büyük psikolojik sorunlar yaşarsın. Ve bu sorunlar geri dönülemez sorunlardır. İçine kapanık bir birey olursun. Özgüvenini artıracağın bu yaşlarda kaynak, asılsız, asla gerçekle bağdaşmayan bilgilerle yaşayan sen ileride çok büyük sıkıntılar çekersin. Toplum sana deli gözüyle bakar. Unutma, bir insanı toplum var eder, toplum yok eder. Bu insanlarla imtiyaz etme. Bu insanlara inanma, bunlara güvenme. Biliyorum, sen farklı olmak istiyorsun. Evet, bunu anlayabiliyorum. Ama senin bu düşüncen inanca dönüşüyor ve bunun kanıtlanabilir hiçbir yanı yok değerli arkadaşım. Kendini bu şizofrenik kurgularla oyalama. Hayatını bunlarla mahvetme. Sen Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'ne emanet ettiği o gençsin. Sen bizim yarınımızın gelecek aydınlığısın. Sen bizim ışığımızsın. Sen belki de ülkemizi dünyanın en iyi 5 ekonomisi sistemine sokabilecek kapasitede bir gençsin. Sen ülkemizi kalkındırabilecek bir çocuksun. Belki ilerimizde bir başbakansın. Belki bir milletvekilisin. Belki bir doktor, belki bir avukatsın. Belki bir düşünür, bir yazarsın. Hiçbir şey olamasan dahi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti emanet ettiği o çocuksun. Böyle duygular, düşünceler, vampir, kurt adam gibi inançların seni şizofreniye bağlamanda ilk adımı sana attırır. Unutma genç, yavaş yavaş şizofreniye bağlıyorsun. Hayır, bende şizofreni yok, saçmalıyorsun deme dostum. Zamanla buna dönüşecek. Kendini kurtar, kendine dikkat et. Ailen seni uyarıyor değil mi? Dışarıda kötü kötü insanlarla konuşma, bunlarla gezme. Biri seni çağırırsa gitme, biri bir şey verirse yeme. Kötü arkadaşlarla konuşma, buluşma diye seni uyarıyor değil mi? Ama internet konusunda çaresiz kalıyorlar. Değerli arkadaşım, kendine gel, kendine güven. Irklar yok,
Öyle bir şey yok, buna inan. İnsan yalnızca insandır. İnsan ruhu bir kurt adam, bir vampir olamaz. Böyle bir dönüşüm DNA'mızda mümkün olamaz. Kurt adamın veya da vampirin bizim DNA'mızda mümkün olduğunu söyleyen insanlar tek bir mikroskop dahi alıp da DNA hakkında bir bilgisi olmayan insanlar, DNA'yı incelemeyen insanlar arkadaşım. Onlara inanma. Kulak verme. Muz DNA'sıyla %45 oranında benziyoruz. Fakat bu bizim muz olduğumuz anlamımıza mı geliyor? Biz yarı yarıya muz muyuz? Peki kendimizi muz olduğumuzu inandırdığımız zaman muza mı dönüşüyoruz? Unutma arkadaşım, parapsikolojide her konu işliğe işlenebilir. Ama her işlenen konu parapsikolojide mümkün olmayabilir. Parapsikoloji akla ve mantığa uygun olan şeylerdir. Bunu aklından çıkartma. Değerli genç, ön yargılı olma. Yalnızca biraz düşün. Böyle bir şeyin gerçekliği olabilir mi? Peki böyle bir şey geçerliyse peygamberimiz kurt adam mıydı yoksa vampir mi? Atatürk kurt adam mıydı, vampir miydi? Annen baban kurt adam mı, vampir mi? Çanakkale'de savaşan dedelerin kurt adam mı, vampir mi? Bizler insanız genç. Bizler Türk halkıyız. Bizler Türkiye Cumhuriyeti'nin birer vatandaşlarıyız. Ne kurt adamız ne de vampiriz. Bizler Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'ne emanet etti o gençleriz. Sevgi ve ışıkla kal genç. Sevdiklerinle beraber gelecek yarınlarda güzel düşünceler ve duygularla kal. Hoşça kal, sağlıklı kal. Think of you.